Hiç hatıra gelmeyen ve hayale gelmeyen bir evhamla itham ediliyorum. Ben ve kardeşlerim rehberin hakikatiyle hem imanımızı hem ahlakımızı tehlikeden kurtardığımız için deriz ki, rehber 15 sene evvel telif edilmiş. Sözlerin içinde olan bahislerden falan derlendiği için, evet. Rehber 15 sene evvel telif edilmiş. 3 defa tab ile binler nüshası ve el yazısıyla 10.000'ler nüshası bu vatanda iştiyakla okunmak suretiyle intişar ettiği 100.000 adam okuyucu hiç kimseden muvafık, muhalif, dindar, dinsizden hiçbirisi dememiş. Ondan zarar gördük. Veya vatan ve millete zararı var, işitmedik. Suçlanan kitap buysa 10.000'lerce adam okudu bunu. Hiçbirisi demedi. Muhalif, dindar, dinsiz hiçbirisi dememiş. O kitaptan zarar gördük. Veya vatan ve millete zararı var. Böyle bir şey işitmedik. Öyle bir zarar olsaydı bu ehemmiyetli bir mesele olduğu için intişar edecekti. Ya şurada şöyle manasız bir şey söylüyor, zararlı bir şey söylüyor. Muhakkak işitilecekti. Halbuki bundan 100.000'e yakın şahit gösteririz ki biz ondan imanımızı kurtardık, seciyi milliyemizi onunla düzelttik, istifade ettik diye 100.000 şahit bu davamıza lüzum olsa göstereceğiz. Yani ben istikametimi bundan buldum. İnsan olmanın ne anlama geldiğini buradan öğrendim. Halimi, hareketimi buradan düzelttim. Ana baba saygısı nedir, ticari dürüstlük nedir buradan öğrendim. Cenab-ı Hakk'a iman, ibadet nedir, kulluk nedir onu oradan öğrendim. Vatan millet sevgisi gene. Nasıl? Vatan millet sevgisi. Evet, evet, evet. Vatan millet sevgisi hakikaten. Oradan öğrendim. Yani. Evet. Böyle dedik, istifade ettik diyen 100.000 adamı, 1.000 şahit bu davamıza lüzum olsa göstereceğiz. Acaba ve bunu yaptıkları zaman bunu nasıl söylersiniz? 100.000 kişi okumuş gerçekten. Bir tane zabıta vakası yok bu insanların. En ufak bir güvenliği, asayişi ihlal edici hareketleri yok ve olmamış. Olmadığı gibi asayişin korunması gerektiğini de her şeyin üstünde değer veriyorlar. Böyle bir insanı sen güvenliği tehdit ediyorsun bu haline diye nasıl söylersin? Hakikaten büyük bir insafsızlık.